Bedrettin Tosun, Dadaş İnşaat'ın şu anda şirket ortağı. Kayseri büyükşehir. Şu anda burada da risk alanları gece kondular ve eski binalar çoğu olduğu için Çevre Şehircilik Bakanlığı sağ olsun bu deprem yönetmeliğinden dolayı bayağı bir çalışma arz etti. O da çok hızlı gelişmeye başladı. Müteahhitler olsun, belediyeler olsun, şahıslar olsun bu kentselde bir hızlı şekilde yönlenmeye devam edildi. Hemen hemen yani Kayseri'de bir bölgede yıkım başlayınca o bölgede hemen hemen 300-500 ev birden yok oluyor. Bunların kiralarını Çevre Şehircilik veriyor alandaki evlerin yıkılmasına ama onlar da tabi haliyle kiralama için muhakkak ki hepsi köye gidecek halleri yok burada. Herkes organizede çalışanı var, memur kesimi var, bürokratı var. Muhakkak bunların işlerinde. Bunlar da hemen kiralamaya yöneliyorlar. Kiralamaya yönelince geçen sene pandemiden dolayı fazla bu kadar bir sıkıntı olmadı. Üniversite okulların açılması söz konusu değildi. Ama bu sene de üniversitede açılınca üniversitedeki gelen talebeler bayağı bir sıkıntının içine düştü çocuklar şu anda. Çünkü kiralar şu anda 1000 lirayken 1500 lira, 2000 lirayken 2500'e çıktı. 3000 lirayken 4000 liraya kadar böyle yükselen kiralar oldu. Şimdi herkesin de malum bir gücü vardır yani. Talebenin de ya babası emeklidir ya da normal şekilde kendini zorla geçiren bir insandır. O şekilde yurtlarda da şu anda sıkıntı var. Evlerden bir defa böyle sıkıntı olunca kiralar yurda yöneldi. Devletin KVK şeylerinde yeri olmayınca belirli bir şey durum. Öbür şahıslara dönünce onlar da kiralardan daha çok onlar da 1000 lirayken 2000 lira ettiler. Orada da aynı sıkıntı var. Çünkü benim kendi çocuğumun arkadaşları geldi şu anda İstanbul'da. Çocuklar burada ev tutmaya gezdiler 3 hafta. Ev tutamadılar. Çaresizlikten gittiler. Yurtta kendi yerlerini tuttular. Öyle gittiler yani. Üniversite açılacak diye. İnşallah üniversitede bu şekilde açılırsa. Böyle bir sıkıntı var. Ama bu da riskli alanlardan, eski binalar yani risk alan dediklerimiz eski binalar yıkıldığı için vatandaşın çoğusu kiraya yöneldiğini bundan sıkıntı geliyor. Bu şekilde bunun haricinde şeyde de var. Mesela burada kiralama diyor işte insanlar, firmalar evlerini kiraya tutuyor. Ondan sonra gelip talebelere öyle bir şey yok yani. Kayseri'de şu anda öyle bir öngörü yok. Belki başka şehirlerde böyle bir şey olabilir. Kayseri turizm alanı da değil. Eğer turizm olsa burada kira bayağı sıkıntı olur. İkincisi bir sıkıntı daha var. Suriye'den gelen insanlarla, bu Afganistan'da gelen insanlar da her gün geliyorlar kiralamaya. Bizlere müracaat ediyorlar. Kiralık ev bulunmuyor. Adamların senden şu andaki bütçede 1000 lira, 1500 liradan fazla da ödeyemiyorlar. Onlara da çoğu vermiyor yani. Yabancı insanlara da vermiyor. Onlardan da sıkıntı çektiği için onlara da vermek istemiyorlar. Böylece kiralık sıkıntısı doğru. Kayseri'de bayağı bir şiddetli şekilde. Şimdi üniversite Talas tarafında, mesela da Gültepe tarafı, Yıldırım Beyazıt tarafı biraz daha üniversite etrafında olduğu için talebenin. Oralardaki kiralar üniversiteden dolayı zaten sattıklar da aynı şekilde yükseldi. Adam şimdi Erkilet'te 1000 lira oturuyor, Talas'ta 2500 lira şu anda. Mesela. Ama Erkilet'e gitse vatandaş oradan gelmesi sorun, talebenin sorunu olacak. Üniversite neyle gelecek? Yani oradaki o sıkıntı da var, doğrudur yani. Ama Taras'ta şu anda bayağı bir kira şeyi artışı var yani. 1000 lirayken 1500, 2000 lira oldu yani. 2500'e kadar da şu anda Taras'ta kiralık şeyi var yani, sıkıntısı var. Ama diyelim ki bir Pervane'ye gitse, Yeni Mahalle'ye gitse, Yeşil Mahalle'ye gitse, Kazı Osman Paşa'da, Erkilet'te kiralar o şekilde oraya göre tabii. Haliyle insanlar oturuyor ama onlarda da sıkıntı şu. Yani bugün Erkilet'ten binip oraya gitmesi için iki arabayı değiştirecek. Zaman içinde talebe hemen muhakkak ki üniversitenin etrafında, yakınında bir yer olmasını, onlar için daha kolay olması için tutmaya çalışıyorlar. Ama zamanında bu oturacak yani. Diyelim ki yurtlar bile servisleri var. Sabahın belirli servisleri kapının önünde alıp götürüyorlar. Oradan da belirli saatte servisleri var. Onun için sıkıntı oluyor. Yani yurtların da böyle bir şeyi var. Onun için kiralık şeyi tabi oralarda biraz daha fazla artışlar şu anda. Kayseri'de hızlı bir şekilde şu anda yaklaşma devam ediyor. Şu anda belediyeler de sağ olsun o işe ele attı. Onlar da hızlandırıyorlar. Burada müteahhitler de hızlı şekilde kentselde bir çalışma var. Bu bir 5 sene, 4 senenin içinde tamamen o zaman kiralık şeyi çok rahatlar.
Yani şu anda Allah bütün insanlara yardımcı olsun ama devlete teşekkür ediyorum ki yani en azından hiç olmasa yarın Allah vermesin bir deprem olduğu sıra diyelim %70'ler, %90'lar nerede? Aynısını biz şu anda Malatya'da yaşadık, Elazığ'da yaşadık. Bunlar bizim için çok örnek yani. Ama Allah razı olsun devletten ki el attı, insanların en azından bu sıkıntısını gideriyor ama burada da tabii üniversite talebemiz veyahut da gücü yetmeyen insanlara da bir sıkıntı oldu ama 3-4 senede böyle devam edeceğini herhalde tahmin ediyorum yani.